Merhaba arkadaşlar ben sonuncanız. 12. testte kalmıştık. 12. testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda şöyle bir şey var. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını, parçalı fonksiyonlarını vermiş. A ve B birer gerçel sayıymış. Fonksiyonun bize f ile g'nin toplamı olarak vermiş ama biraz farklı vermiş demiş. İşte f(x)'i artı 2 ile çarpacaksın. Bunu da öteleyeceksin g x eksi b şeklinde. Fonksiyonların gerçel sayılarda kümesinde sürekli olduğuna göre demiş. Şimdi bu da gerçel sayılarda sürekli. Şimdi f ile g fonksiyonların toplamları da sürekli ise o zaman siz soldan sağdan yaklaşımlarınız sizin ne olması lazım? Problem yaratmaması lazım. Şimdi mesela burası fx, burası da fx. Ben şunu düşünmek istiyorum. Hani bir verdiğimde mesela h 1e soldan gittiğimde. O zaman ne olacak? a artı 2 çarpı f 1'e soldan yaklaştığımda artı G 1'e soldan yaklaşır eksi B dedim. H 1'e sağdan yaklaştığımda o zaman ne olacak? A artı 2 F 1'e sağdan yaklaştığımda artı G 1'e sağdan yaklaş Eksi B. Şimdi 1'e R soldan yaklaştığında h fonksiyonuna ve 1'e sağdan yaklaştığında h fonksiyonuna birbirine eşit olması lazım. Şimdi 1'e soldan yaklaşırsak burası kaç yapacak arkadaşlar? 2 yapacak. O zaman ben buraya 2 yazdım. Şimdi 1'e sağdan yaklaşırsak kaç yaptı burası? 4 yaptı. O zaman ben şunu anlıyorum. 2A artı 4 ilkini söylüyorum bakın. 2A artı 4 artı G 1'e soldan yaklaş eksi B eşittir. 4 verdiğinizde 4A artı 8 artı G 1'e sağdan yaklaştığınızda B. Şimdi buraya kadar geldik güzel. Şurasını şuraya çekelim. Şimdi bakın şurası g fonksiyonumuza burada kalsın. Çünkü ben şimdi burayla ilgileneceğim. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için. Tamam mı? Şimdi şurası bizim sıkıntılı yerimiz olan 3 olmalı. Yani içerisi 3 olmalı. Şurası 3 olmalı. Neden? Çünkü 3'ten küçük değerler bakın. 1 eksi diyor ya soldan yaklaşıyoruz. Burası 3 olursa tamam mı? O zaman ben burada burayı kaç seçerim? 7 seçerim. 7 yapmış olurum. 1'e sağdan yaklaşımda Ben o zaman burası içinde. Şimdi 1'e sağdan yaklaşıp eksi de 3 olursa. O zaman ben burası G fonksiyonu yazdım. Da burasında kaç yapmış olurum? 5 yapmış olurum. Zaten fonksiyon her zaman sürekli olsun istiyoruz ya. O zaman bu eşitliğin de sağlanması gerekecek. Her zaman sürekli olduğuna dair bilgimiz varsa eğer. 2A artı 11 eşittir. Sağ tarafta ne yaptı? 4A artı 13 yaptı. 2A'yı öbür tarafa attık. 2A, 11, 13 de bu tarafa attık. Eksi 2, A'mız buradan eksi 1 gelir. Bir de şurası 1 eksi B'nin kaç olması gerekir arkadaşlar? 3 olması gerekir ki çünkü benim G fonksiyonumun tam kritiğine, göbeğine göbeğine üstüne üstüne vursun. O zaman B'si de kaç gelecek orada? Eksi 2 gelecek diyebiliriz. O zaman B'si eksi 2, A'sı eksi 1 toplamları için ne demiş? O zaman Bursa'dır diyebiliriz birinci sorumuz için. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda diyor ki f fonksiyonu reel sayılar eksi k'da sürekli. Yani bir tane noktada sürekli, geri kalan noktalarda sürekli. Buna göre k artı m toplamının alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Şimdi o zaman mesela 3'e soldan yaklaştığınızda buraya, 3'e sağdan yaklaştığınızda buraya yazacaksınız. Şimdi biz oraya 3 yazalım. O zaman yani soldan yaklaştığınızda 3'ün karesi 9 artı 4, 13 yapsın. Eşittir diyelim. 3'e sağdan yaklaştığınızda 6 artı m yapsın. Tamam. Daha sonra o zaman biz 5'e sol için bir de şunu deneyeceğiz. 5'e soldan yaklaştığınızda ne yaptı? 10 artı M yaptı. 5'e sağdan yaklaştığınızda kaç yapacak? 14 yapacak. Şimdi bu eşitlik sağlanıyorsa o zaman bunun sağlanmaması gerekir. Doğru mu? Şimdi o zaman ya da tam tersi üstteki eşitlik sağlanıyorsa sağlanmıyorsa şu eşitlik sağlanmıyorsa o zaman 10 artı M'in 14 olması beklenir. Şimdi buradan M kaç geldi arkadaşlar? 7 geldi. M'i bulduk. Değil mi? Şimdi biz ne diyoruz? Burada eşitlik sağlanmayacak. Nerede? 5'e soldan sağdan yaklaştığınızda eşitlik sağlanmayacak. O zaman K değeriniz sizin 5 olmalı. Yani fonksiyon 5'te sürekli olmamalı. Yani bizim bu sonuçumuzda K ne olmalı? 5 olmalı. O zaman M artı K kaç gelir arkadaşlar? 12 gelir. Bakın Şimdi 10 artı m'in 14 olduğunu kabul edelim. O zaman m kaçtır? 4'tür. Şimdi bunu yakaladık. Şimdi ben bunu yani diyorum ki 5'e soldan ve 5'e sağdan yaklaştığınız sonuçlar aynıysa o zaman 3'e soldan ve 3'e sağdan yaklaştığınız sonuçlar aynı olmayacak. O zaman bu fonksiyonun k eşittir 3 noktasında yani k 3 iken nesi olmayacak? Sürekli sağlanmayacak. O zaman bu sefer de k kaç geldi? 3 geldi. m de 4 geldi. O zaman m artı k kaç gelir arkadaşlar? 7 gelir. Bizden ne istiyor? K artı M toplamının alabileceği değerler toplamını. O zaman 12, 7 daha kaç yaptı? 19 yaptı diyebiliriz. ikinci sorumuz için. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza diyor ki f fonksiyonu her x gerçel sayısı için sürekli. O zaman 2a eksi 1'den küçük değerler verdiğinde he, o zaman şöyle diyelim mi? 3a eksi 1 ile 2a eksi 1 birbirine eşit olsun. 3a eksi 1 ile 2a eksi 1 birbirine eşit olsun. Buradan a kaç geldi? 0 geldi. Değil mi? a'ya 0 yazdım. O zaman burada 0 yazarsam burası gitti. x-1'den küçükken bu da gitti. x-1'den büyükken. Aynı şekilde biz ne yapalım? b-1 ile 2b-5'e eşit diyelim. O zaman bunu bu tarafa attık. b, bunu bu tarafa attık. Kaç geldi? 4 mi geldi? b, 4 oldu. O zaman b 4 yazarsak burası kaç yapacak? 3 yaptı burası. b, 4 yapardık. Burası da kaç yapacak? 3 yapacak. Şimdi bakın ne oldu? x 1'den küçükken bu, x 1'den büyükken bu birbirine eşit olmalı. Gerçekten oluyor mu? -1 ver sonra ilkine -3, -2. Buraya -1 ver. 1 3'ten -2. Tamam. Okey. 3 ver buraya soner, 9 6. 3 ver buraya. 12 6. Tamam. Gördüğünüz gibi oldu. O zaman a'yı kaç bulduk biz? 0 bulduk. B'yi kaç bulduk? 4 bulduk. Bize vatandaş ne soruyor? x 4'e yaklaşırken f(x) 4 nerede güzel kardeşim? Burada. Kritik nokta mı? Değil. O zaman ver coşkuyu. O zaman 16-6'dan bizim cevabımız ne gelir? 10 gelir diyebiliriz. Bu da 3'ün sorumuzun cevabıymış. Şimdi geldik 4'ün sorumuza. A0'dan farklı doğal sayı olmak üzere fonksiyonun x4'ten farklı iken buna eşit olduğunu, x4'e eşit olduğunda da buna eşit olduğunu söylemiş. Gerçek sayı sürekli olduğuna göre. Yani ne diyor? Siz 4'e soldan yaklaştığınızda da sağdan yaklaştığınızda da burası eksi b'ye eşit olacak diyor. Peki bakalım. O zaman biz 4'e soldan yaklaşırsak ne olacak orası? Burası bir kere eksi 1 olacak her türlü. Eksi 1 üzeri a eksi 1 bölü 4 verdiğinizde de 0 oldu. Demek ki benim diyeceğim şey burasının 0 olması gerektiği. O zaman eksi 1 üzeri a ne olacak arkadaşlar? 1. a buradan çifttir diyebilir miyiz? Deriz. a çift bir sayıdır. Bizim için doğru bir cevap. A2 iken B2. O zaman A2'yi kabul edersek ne oldu? X eksi 5 in karesi eksi 1 bölü x eksi 4 oldu. Şimdi burası ne olacak? Açalım mı? 2 kare farkı mı yapalım? Sonuçta bu da 1'in karesi. O zaman 2 kare farkı yaparsak bununla bunu toplayacağız. x eksi 4. Bir de bundan bunu çıkartacağız. x eksi 6. Böyle x eksi 4 yaptı. Bunlar birbirini götürürse bizim ifademiz ne gelir? x eksi 6 gelir. <laughs> o zaman fonksiyon bu geldiğinde biz a'ya 2 verdiğimizde kaç oldu? Yani x'e 2 verdiğinizde, pardon, x'e 4 vereceksiniz değil mi? Çünkü 4'e gidiyoruz biz. 4 verdiğinizde ne oldu? Eksi 2 mi oldu? O zaman bunun sonucu eksi 2'ymiş. Demek ki burası da eksi 2'dir. O zaman buradan b kaç çıkar? 2. a 2 iken b 2 miymiş? Evet, bu da doğruymuş. O zaman birinci, ikinci öncülerimiz doğru. f 5 eksi f 4. Şimdi 4'teyken ne olacak arkadaşlar? Eksi b olacak. 5'teyken buraya şimdi yukarıya 5 şimdi şurayı bir silelim isterseniz şuraları bir yok edelim. İlk iki öncülümüz doğruydu. F5 dediğiniz şey fonksiyona 5 yazıyorsunuz değil mi? Çünkü 4'ten farklı bir değer 5 verdim burası 0 üzeri a 0 eksi 1 bölü 5 verdiğinizde de 5 eksi 4'ten ne gelecek cevabınız eksi 1. Peki F5 buyum, f F5 buymuş şimdi F4 nedir eksi b'dir. O zaman eksi 1 eksi Eksi B dediğinizde bunun cevabına geldi. B eksi 1 geldi. Hop. Üçüncü öncül de doğru çıktı. O zaman üç öncülümüz kesinlikle neymiş arkadaşlar? Doğruymuş diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik beşinci sorumuza. F fonksiyonu her x gerçel sayısı için sürekli ise. Şimdi x'e birden soldan yaklaşacağız. Bire sağdan yaklaşacağız. Birbirine eşit olmasını isteyeceğiz. Şimdi bire soldan yaklaşırsak burası ne yapar? M artı N yapar. Peki bire sağdan yaklaşırsak. Yani biz ne yapacağız? x X'e 1 yazacağız. O zaman N artı 3 yaptı. Enler birbirini götürdü. M eşittir 3 geldi. Peki bunu yakaladık. Şimdi şöyle yapalım. 2'ye soldan yaklaştığımızda ve 2'ye sağdan yaklaştığımızda değerler eşit olacak. Buraya 2 yaz soner. 4N artı 6 eşittir. Buraya 2 yaz soner. 2M artı K. M'i 3 bulmuştuk. Buraya 3 yazdık. Şuradaki 6 ile şuradaki 6 gitti. O zaman 4N eşittir. K geldi. O zaman biz K yerine 4N yazıyoruz. Bizden ne istiyor? M çarpı 4N bölü N'i. N'ler birbirini götürdü. M'i de 3 bulmuştuk. Şurada bir 3'ümüz var. Şurada bir 4'ümüz var. Çarpımları da kaç olur o zaman? 12 olur diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun cevabıymış. Şimdi geldik 6. sorumuza. F'in içinde mutlak değer x fonksiyonu gerçek sayılar sürekli olduğuna göre. Şimdi bir dakika. Şu fonksiyon sürekliymiş. Peki bakalım. Aşağıdaki fx fonksiyonları ile ilgili olarak bunları vermiş ve hangisi her zaman doğrudur demiş. Şimdi öncelikli olarak bir tane şöyle bir hatırlatma yapalım. Mesela atıyorum fonksiyonumuz şöyle bir şey olsun. Bu fx fonksiyonu olsun. Biz f'in içinde mutlak x fonksiyonu arıyorsak şöyle bir şey yapıyorduk. Şöyle dursun. Sol tarafı siliyorduk. Şurayı siliyorsunuz. Yani şurası gidiyor. Sonra sağ tarafı sol tarafa kopyalıyorsunuz. Yani bu şekilde kopyalıyoruz. Bir kere grafiğimiz bu şekilde olmalı. Peki bu şarta göre f(x) fonksiyonu x -3 noktasında süreklidir demiş. Şimdi burada yalnız sürekli fonksiyon. Bakın tam işte, şu an benim fonksiyonum bu tarafta sürekli. O zaman benim söyleyeceğim şey nedir biliyor musunuz? Fonksiyon aslında burada sürekli. Yalnız şurası hariç. Benim fonksiyonum burada süreklidir. Derim. Eksi 3 noktası sürekli midir bilmiyorum. Çünkü ben orayı sildim ya. Sildiğim için orası artık benim için kısmet. O zaman birinci öncülümüz her zaman doğru değildir. X seçti 0 noktası sürekli midir bilmiyorum ki. Belki de fonksiyon böyle dedim ama şöyle bir şey olsa mesela. Ben yine sol tarafı sileceğim için bu gidecek o zaman değil mi? O zaman ben bunu bu tarafa yapıştırınca şöyle gelecek. O zaman 0 noktası sürekli midir ben bilmem ki. X 2 noktası da sürekli mi? Aha kafasına vurdu. Evet x eşittir 2 noktası da sürekli. Çünkü biz mutlağını aldığımızda ne olması lazım? Grafiğimiz aynen bu şekilde olacak. Değil mi? Şunları şöyle kaldıralım. Şunu şöyle bir silelim. Şöyle olsun. Neyse ben bunu kendim çizeyim. Şöyle olsun. Bu fonksiyon sürekli ise demek ki aslında şurada süreklidir kesin. O zaman x 2 noktası da sürekli midir? Kesin doğrudur. O zaman doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Bursa gelecek diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun cevabıydı. Şimdi yedinci sorumuzda diyor ki, fonksiyonu gerçek sayılarda sürekli. Bu fonksiyon gerçek sayılarda sürekliymiş. Yani iki birim sağa öteledik, üç birim de yukarı öteledik. Bu fonksiyon sürekli. E peki? Peki ifadeleri verilen fonksiyon hangileri gerçek sayılarda kesinlikle süreklidir? Şimdi böyle bir şey yaptım. Ters çevirdim. E tam ters çevirdim de belki burasının sonucu sıfır çıkacak. O zaman bu kısmet alt taraf sıfır olmasın. Şimdi bu ötelenmiş bir fonksiyon. Sürekliyse ben bunu böyle öyle sallarsam, yerini değiştirsem sağa, sola, yukarı, aşağı ötelersem. Çünkü bakın 3 birim sağa, 4 birim de yukarı ötülüyorum. Sürekli bozulmaz ki. Ben fonksiyonu sıkıştırıyorum. Sonra 2 birim genişletiyorum. Sonra 11 bir birim yukarı çıkarıyorum. Sonra bunu daraltıyorum. E yap bu hareketleri bir şey olmaz. Fonksiyon sürekli kalır. Sen şimdi bu fonksiyon mesela bizim fonksiyonumuz şu olsun. Sen bu fonksiyonu sıkıştırırsan ya da şöyle genişletirsen sürekli bir hareketlik olur mu? Şöyle yaparsan olur mu? Olmaz. Bunu buraya ötelersen aşağı getirdin, sola getirdin. Bakın fonksiyonu sürekli bozulmadı. E, gerçek sayılarda sürekli olan buydu. O zaman bu da gerçek sayılarda süreklidir. Bu da gerçek sayılarda süreklidir. Ha, birincisi belki alt taraf sıfır. Değil mi? Onu bilemem. O zaman doğru cevabımız ne olacak? Deniz olacak diyebiliriz. Bu da 7 sorumuzun cevabıydı. 8. FG her x gerçek sayısı için sürekli. Peki bakın sürekli demek. Reel sayılarda her yerde değerini verebiliyorsunuz demek. Peki. Ee, peki fx artı gx sürekli midir? Evet topladığınız zaman engel çengel çıkmaz. Süreklidir. Peki böldüğünüz zaman işte burada problem çıkar. Çünkü sizin gx'iniz atıyorum g3 sıfırdır. Bakın burasının sıfır olma ihtimali var. E o zaman sıfır olma ihtimali varsa ben bu fonksiyonu ne yazamam? X yerine 3 yazamam. O zaman her zaman ne diyemem? Süreklidir diyemem. Peki bu fonksiyon her zaman sürekli mi? Buna da diyemem. Çünkü Gx'in 1'e eşit olduğu bazı durumlar vardır illa Değil mi? Bu durumlarda bu fonksiyon sürekli olmaz ki. Yani ben bu şartı yazamam. Sadece nedir? Birinci öncülümüz doğrudur diğer öncülerimiz her zaman doğru değildir. Yani aksi örnek yaratabilir miyim? Yaratırım. Bir tane bile aksi örnek yaratmak bu fonksiyonun sürekliliğini bozar güzel kardeşim. O yüzden 8'in sonunda cevabına gelecek. Adana gelecek diyebiliriz. Şimdi geldik 9. sorumuza. Şunu bir tık küçültsek mi acaba? Ya da şöyle bir korsan çözüm mü yapsak? Hı? Şunu şuraya alsam olmaz mı? Böyle baksak Şimdi yukarı grafik f fonksiyonu aittir. Burada grafik fonksiyonu kaç tanesi gerçek sayılarda süreklidir? Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Fonksiyonu öteliyorsunuz. Şimdi siz fonksiyonu ötelerseniz burada bakın süreklilik yok ki. Değil mi? Süreklilik yok. O zaman bizim bu fonksiyonumuza ne değildir? Sürekli değildir. Şimdi bu ne? Alt tarafı yukarı katlıyorsun. O zaman alt tarafı yukarı katladığında hep sürekli burada hala sürekli değil. O zaman bu da iptal. Değil mi? Peki şöyle bakalım. F'in içinde mutlak derix. Biraz önce yapmıştık. Mutlak derix dediğimiz zaman sol tarafı siliyorduk arkadaşlar. Sağ tarafı sol tarafa kopyalıyorduk. Yani böyle bir şey oluyor. Hop. Bakın gördünüz mü? Fonksiyon baba baba sürekli. Eksi fx. Eksi fx fonksiyon dışında yaptığımız işlem böyleydi. O zaman biz x eksene göre simetrini alacağız. E simetrini aldığınız zaman bu fonksiyonun bu kısmı hala kalıyor. Alt tarafta kalıyor bu sefer böyle. Değil mi? Yine nedir? Sürekli değildir. Bu da iptal. Şimdi bu fonksiyonu ne yapıyorsunuz? Bir birim aşağı öteliyorsunuz. E siz bir birim aşağı öteleyin. E bu hala duracak. Bu bu sefer burada değil de şurada olmuş olacak. Burası böyle açık. Yine fonksiyon ne değildir bu noktada? Sürekli değildir. O zaman bu da iptal. O zaman sadece bizim bir tane. Şu da iptal oldu. O zaman bizim sadece bir tane fonksiyonumuz süreklidir. Geri kalan hiçbiri süreklidir. Yani sadece bu süreklidir. Yani doğru cevabımız ne gelecek? Adana gelecek diyebiliriz. Bu da 9'un sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 10. sorumuza ve testimizin de dersimizin de son sorusuna arkadaşlar. Bakın bakalım ne diyor soru bize. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde yeşil, kırmızı ve siyah rengi 3 farklı fonksiyon grafiği verilmiş. Şimdi yeşil bu, siyah bu, pemiş de bu. Ama bize ne dememiş arkadaşlar pemiş derken kırmızı yani. Ne dememiş hangisinin ne olduğunu söylememiş. Gitmiş onları yıldız, üçgen ve kare ile sembolize etmiş. Şimdi bir de iki tane bilgi vermiş. Demiş ki ikiye sağdan yaklaşırken iki burada. ikiye sağdan yaklaşırken Kaç olacakmış? 4 olacakmış. O zaman bizim aslında şuradaki üçgen olanımız nedir arkadaşlar? Siyah olandır. Yani siyah derken, evet siyah fonksiyon diyelim. Biz de işin içinden çıkalım. Bizim üçgen belirten fonksiyonumuz siyah olandır. Peki 5'e sağdan yaklaştığınız zaman kaç geliyor? 2 geliyor. O zaman siyah olan olamayacağına göre bu arkadaşlar kimdir? Yeşildir. O zaman pembiş olan da ne oldu otomatikman? Bu da yıldız olan da pembiş oldu. Bu da pembe diyelim. Buna göre şimdi üçgen siyah olandı, yıldız pembe olandı, kare de neydi arkadaşlar? Yeşil olandı. Şimdi 3'e sağdan yaklaşıyoruz. 3 değerimiz nerede? Burada. 3'e sağdan yaklaşırken siyah olan. Sağdan yaklaştığınızda nereye gidiyorsunuz? 7'ye. O zaman bunun cevabı kaç gelir? 7. Şimdi şurada 2'ye sağdan yaklaşırken 2'ye sağdan yaklaştığınızda nereye gidiyorsunuz? biliyorsunuz sağdan soldan yaklaşımlarını nereye gittiğimizi sorguluyorduk. Yani limit kontrolü yapmıyoruz. Burası kaç yapar? Eksi 2 yapar. 3'e de soldan yaklaşırken yeşildeyiz. Yeşilde 3'e soldan yaklaşırken. Bakın 3 değeri burada. Soldan yaklaştığınızda orada grafik sabit bir fonksiyon olduğu için onun da cevap kaç olacaktır? 2 olacaktır. O zaman ne yaptı? 7 burada bir eksimiz var unutma. Artı 2 iki, artı 2'den cevabımız ne gelir? 11 gelir diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü ve böylece 12. testinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki teste görüşmek üzere kendinize iyi bakın sıkı çalışın. Hoşçakalın.